hatırlattığınız gibi bir cenaze gidiyordu, ayağa kalktı. Ama ya Resulallah, Yahudi cenazesi dediler. Olsun, insan değil mi? Şimdi çok ilginç, bakıyorum, görüyorum. Hocaları geliyor, talebe ayağa kalkmıyor. Ayağa kalkmamayı da matah bir şey gibi görüyor. 20 yıl, 30 yıl emek vermiş, babası yaşında, amcası yaşında, dedesi yaşında. Anlatabiliyor muyum? Efendim, bunu da selefi kafayla hadislerden falan çıkardıklarını söylüyor. Allah Resulü Yahudi'nin ölüsüne ayağa kalkıyor ya. Sen Müslümanın, hocayın, sana bir harf öğretenin, efendim, bir küçük bir saygı göstereceksin. Yani bu tür zıpırlıklar da var da, onun için tam yeri geldi, onu da söyleyeyim dedim. Yani bu anlamda Allah Resulü'nün bu örnek tavrı muhteşem bir tavır değil mi? Yine Kur'an'da Hac suresinin, yanlış hatırlamıyorsam 50 mi 52. ayeti mi olacak? Havraların, kiliselerin, manastırların, mescitlerin imarından söz eder. Eğer Allah insanları birbiriyle savunmamış olmasaydı, manastırlar, mescitler, havralar, camiler, efendim, yıkılır giderdi. Lehuddimetis savami, efendim, yerle bir olurdu der. Demek ki dini mekanlara da böyle bir ayrıcalık getiriyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi Erdoğan Bey, tam yerine denk geldi. Buyurun hocam. Şimdi bir Hristiyan heyeti bir Müslüman ülkeye, hadi bu ülkede Türkiye olsun, misafir gelse, deseler ki bize burada ibadetimizi yapacak bir yer gösterin veya işte burada ibadetimizi yapamaz mıyız? Hatta eski bir kiliseye gelseler, farz-ı muhal Ayasofya. Ayasofya eski bir kilise. Ve İstanbul müftüsü dese ki burada ibadetinizi yapabilirsiniz. Türkiye'de karışır ortalık. Hem de ne karışır? Herkes fetva vermeye başlar. Herkes atıp sıkmaya başlar. Herkes Allame-i Cihan kesilir. Namaz kılmayanlar bile. Aynen, camiyle, cemaatle alakası, hatta dinle, imanla alakası olmayanlar bile ahkam kesmeye başlar değil mi? Küfretme özgürlüklerini doyasıya kusarlar değil mi? Allah Resulü Medine'ye gelen Necran Hristiyan heyetini kendi mescidinde kendi ibadetlerini yapma izni verdi. Oysa ki onlar Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu, Tanrı oğlu olduğuna dair Resulullah'la polemiğe girişmişlerdi. Mekke'deki, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin dışında onların ibadetlerini yapacağı boş bir arazi yok muydu? Göndereydin bir araziye. Boş bir arazi tayin edeydin. Hatta oraya da bekçiler koyaydın. Efendim, orada ibadet ederlerdi. Peki hangi sünnetin sünnetçiliğini yapıyor fenni sünnetçiler? Değil hocam. Onu bırakın. Türkiye'ye Papa geldi. Papa Ayasofya'ya ziyarete geldi. Adam orada istavroz mu çıkarmış? Ne yapmış? O istavrozu o gün de çıkarıyorlardı. Yeni bir icat olmadı. Efendim, aman Allah'ım. Dedim ya, echeli cühela, başladılar fetvaya. Efendim, dolayısıyla bakın, ilişki meselesine geldik de Allah Resulü'nün yaptığını yapamıyorsunuz. Efendim, demek ki algıda seçicilik burada da geçerli. Yani algıda seçicilik yapıyorsunuz, hoşunuza gitmeyen, tarihsel olarak hoşunuza gitmeyen şeyleri atıyorsunuz Resulullah'ın hayatından, onun hayatında olduğu halde, örnekliğinde olduğu halde, ama hoşunuza giden kısımları da abartıyorsunuz, onların üzerine katlıyorsunuz. Ve o abartılanların da bir sorumluluğu olmadı. Kıyafeti, bunun hiçbir sorumluluğu yok. Değil mi? Yük getirmiyor size. Tabii. Bir bedel ödemiyorsunuz, sünnet.
Evet, sakalı uzatmanızın hiçbir sorumluluğu yok, bedeli yok. Yani o size bir şey yüklemiyor. Ahlakınıza ilave bir sorumluluk da yüklemiyor. Dolayısıyla yani işte tabağı sıyırmanızın da öyle. İşte efendim yani parfüm kullanmanızın da öyle. Esans hacı yağı kullanmanızın da öyle. Yani bunlar değil ki. Asıl insanlar arası ilişkiler Resulullah'ın davranışıdır sünnet olan. Değil. Yani Allah Resulü'nü eğiten Kur'an onun insan ilişkilerini bize model olarak gösterdi. İnsan ilişkilerini. Bu anlamda Resulullah'ın insan ilişkilerine şöyle belki de apayrı müstakil bir program olarak girmek lazım.